Tamam mı? Müdürüm öyle mi? Tamam. Tete gelen... Teşekkür ederim. Saygıdeğer başkanım, değerli hazırım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Önemli bir günün yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında değerli meclis başkanımız da bugün mecliste de aynı şekilde bir oturum yapıldı. Kendilerine müteşekkiriz. Elbette ki Gazi Meclis'in Gazi Başkanı olarak bizleri yalnız bırakmadıkları için saygılarımızı arz ediyoruz. Ancak saygıyı hak eden o kadar çok kişi var ki değerli başkanım. Önce bu necip milletin kahramanlıklarla dolu tarih sayfalarına 15 Temmuz 2016'da bir tarih sayfası daha eklemesiyle başladık. Ve bu millet liderinin arkasında dururken, liderinin çağrısına uyarken 780 bin kilometre karede topyekun dinine, diline, etnik yapısına, ırkına, mezhebine bakmadan millet olma şuuruyla meydanlara indi. O yüzden değerli milletimize bu kahramanlığı nedeniyle müteşekkiriz. O yüzden istiyoruz ki unutmayalım, unutturmayalım. Bu kahramanlığı, bu kahramanlık destanını gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olalım. Ve o gece bu milletimiz meydanlara inerken 250 şehit, 2193 gazi verirken gözünü kırpmadan tankların, tüfeklerin, mermilerin önünde durdu ve göğsünü siper etti. O gece yine Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı ailesi olarak her zamanki gibi ülkemizin ulaşılabilir, erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bilerek ve bu bilinçle arkadaşlarımızın hepsi görevlerinin başındalardı. Havalimanlarında görevlerinin başındalardı. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısının da hava meydanlarına gidin demesinin sebebi buydu. Sayın Cumhurbaşkanımızı milletiyle buluşturmak üzere arkadaşlar olağanüstü bir gayret sarf etmişlerdi. Onlara teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde demir yollarımız ilave seferler koyarak, ilave trenler çalıştırarak ve sabaha kadar vatandaşın meydanlara gelmesi adına olağanüstü bir gayret sarf ettiler. Tabii o gecenin kahramanlarından biri özellikle iletişim sektörü, haberleşme sektörü, bilişim sektörü, televizyon yayınlarının, Cumhurbaşkanımızın çağrısının vatandaşa doğru aktarılabilmesi adına TürkSat'ta dahil o gece arkadaşlar görevinin başındalardı. Biz de iki şehit verdik. Değerli başkanım, TürkSat'ta iki arkadaşımız şehit oldu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amaç milletin doğru bilgilenmesi adına yaptığımız görevin kutsallığı çerçevesinde bilginin vatandaşa erişmesiydi. Hakeza PTT'miz 1,5 asırlık çınarımız. Tarihinde bu tip kahramanlıkları çok. PTT o gece 40 bin mensubuyla çağrıya uyarak meydanlara indi. Evvel emirde o çağrıya uymak önemliydi ve ertesi gün, cumartesi günü, tatil günü olmasına rağmen 4500 şubesi aktif bir şekilde açıktı. Vatandaşa hizmet etmek adına. Sadece onunla da yetinmediler. PTT ATM'lerine para doldurdu ki bu milletimiz varsa ihtiyacını görsün. Ama tam tersine birilerinin oluşturmak istediği olumsuz algıyla kırıp herhangi bir sıkıntı yok. İstediğiniz an Türkiye'nin istediğiniz yerinden, istediğiniz ilçesinden, istediğiniz kasabasından paraya erişebilirsiniz, haberleşmenizi sağlayabilirsiniz. Söylemek istediği buydu. Teşekkür ederiz arkadaşlarımıza. Tarihindeki kahramanlıklar gibi o gün 40 bin kişilik PTT ailesi kahramanlık destanına bir yenisini milletimiz gibi bekledi. Ve sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın yine çağrısına
uyan ilk kurumlardan biri olarak hemen 200 milyon dolar döviz bozdurdu. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatları, böyle bir çağrıları vardı. Onunla da yetinmedik. Birilerinin Türkiye'nin ekonomisinin kötüye gittiği, Türkiye'nin kötüye gittiği anlamında oluşturmak istediği algıya karşılık tam tersine. Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, istihdam seferberliğine bu anlamda katkıda bulundu ve bugüne kadar PTT ailesine 5000 çalışma arkadaşı daha kattık değerli başkanımız. Ez cümle Gazi Meclis'in Gazi Başkanı buradayken benim ülkeye yönelik genel ifadeler kullanmam doğru değil. Onları saygıdeğer başkanımızın ağzından dinleyeceğiz. Ama tekrar başkanımızın huzurunda söylemek isterim ki kahramanlıklarla dolu geçmişine, milletinin kahramanlıklarına uygun olarak o gece bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalardı. Ölüm pahasına dahi olsa. Çünkü ucunda şehadet şerbetini içmek vardı. Ve o günden sonra da yine ülkemizle ilgili oluşturmak istenen kötü algıyı tam tersine olumluya çevirmek adına biz ulaşım ve iletişim alanında hiçbir işimizde ama hiçbir işimizde hız kesmeden çalışmalarımıza devam ettik. Ülkemizin gururu kurumlardan, bakanlıklardan olmaya devam ettik. Nitekim birçok projeyi insanımızın hizmetine sunduk. Değerli başkanımıza tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gazi Meclis'in Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başkanı olarak bizi hiçbir programımızda ama hiçbir programımızda yalnız bırakmadılar. Nasıl ki herhangi bir yasal düzenleme ihtiyacımız olup meclise götürdüğümüzde orada verdikleri destek gibi. Dolayısıyla öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve o anlamda değerli başkanına ulaştırmanın bütün alanlarıyla ilgili müteşekkir olduğumuzu bu vesileyle ifade etmek isterim. Ve Sayın Başkanım biliniz ki Kahraman Meclis'in, Gazi Meclis'in izinde giden 80 milyonluk bir millet var ama biz de 240 bin kişilik ulaştırma, denizcilik, haberleşme ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde bu kahraman milletin kahramanlığından gurur duyan evlatları olarak hizmet kervanında hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. Tekrar 15 Temmuz'u anma etkinlikleri kapsamında bu pool yarışmasına katılanların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hepsi birbirinden değerli ama ister istemez birinci, ikinci, üçüncü diye bir sıralama yapmak gerekiyordu. O ödülleri de değerli başkanımızın elinden alabilme şansı yakaladıkları için arkadaşlar tekrar sizlere teşekkür ederim. Onların emeğine teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımı arz ediyorum. Öncelikle Haberleşme Bakanımız, Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterimiz ilk zarfını imzalamayacaklar. Uygun görürseniz biz de değerli başkanımızın etrafında kümelenelim değerlerde. Yılmaz'ın alkışlarla dinliyorum sevgili Alare Yılmaz. Mikrofonu da uzatalım mı efendim yardımcı olursak eğer? Belki söyleyeceklerim vardır. Üçüncü ödülümüz Sayın Alare Yılmaz'ın. İkincilik ödülümüz için Ömer Faruk Boyraz'ı davet etmek istiyorum alkışlarla. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve birincilik ödülümüzü de sevgili Berat Berke Akgün aldılar. İki yılından sonra doğan sevgili çocuklarımız bu yarışmaya katıldılar. Şöyle alabilir miyiz? Sizi tebrik ediyoruz. Sevgili Berat Berke Akgün, Sayın Bakanımızdan alıyorlar. Tebrik ediyoruz çocuklarımızı. Başarılarının devamını diliyoruz efendim. Sağına geç başkanım. Evet. Sevgili Nisan Nur Yenioğlu, sevgili Elhara Yılmaz, Ömer Faruk Boyraz ve Berat Berke Akgün'ü alkışlarla bu fotoğrafta izin ardından yerlerini alıyoruz. Efendim, büyükler kategorisinde PTTAŞ özel ödülü sevgili Şengül Kul'un oldu. 2002 sonrası doğumlular için alkışlarla alıyoruz sevgili Şengül Kul'u sahneye. Üçüncülük ödülü Özge Yüksel'in, Özge Yüksel geliyor alkışlarla.
İkincilik ödülü Güzel Gündüz Bey'in alkışlarla geliyor. Sevgili Güzel Gündüz Bey. Sevgili Pelin Hanım'dan ben rica edeceğim sevgili Gülden Gündüz Bey'in davetini aynı zamanda. Birincilik ödülünü de Nuriye Akyel alıyorlar. Evet sevgili Gülden Gündüz Bey ve sevgili Nuriye Akyel birincilik ödülünün sahibi oldular. Alkışlarla yerine alıyoruz. Birincilik ödülünün sahibi Nuriye Akyel. Sayın Başkanımızdan ve Sayın Bakanımızdan ödüllerini alıyorlar. Kendileri de tebrik ediyoruz. Çok fazla katılım vardı. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bu fotoğrafla ve alkışlarla Büyükler Kategorisi'ndeki kazananlarımızla yerlere uğurluyoruz. Çok teşekkürler efendim. Şimdi Sayın Bakanımız ve Sayın Genel Müdürümüzün Sayın Meclis Başkanımız hediyeleri olacak. Müsaade buyurursanız efendim. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Günün adısına yapılmış olan bu albümü ve çerçevesini ve aynı zamanda tarihi poster yazısını Sayın Bakanımız, Sayın Genel Müdürümüzle birlikte Meclis Başkanımıza takdim ediyorlar. Kendilerine katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir mikrofon rica edebilir miyim? 2 numara efendim. 1 numara Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi. 2 numara da size arz ediliyor. Çok teşekkür ederim. Efendim. Sayın Meclis Başkanımıza da katılımları ve katkıları dolayısıyla. Ben Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımıza yine Başkanımıza takdim ediyorlar. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Bakanımıza evet. Sayın Başkanımızın takdimleriyle bu albümü ve